Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Yine yeni bir yayında sizlerin karşısındayız. Tabii uzun zamandır diyorsunuz ya Ali Rıza Hoca nerede? Yayınlar yapmıyor. Neden? Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben de yatalak olan, normalde rahatsız olan babamla ilgileniyorum. Akabinde 15 tatili, oğlum var vesaire vesaire vesaire. Vallahi yani benim yaşadıklarımı bir görseniz ya dersiniz ya Ali Rıza Hocam, emin olun bu kadar telaşenin içerisinde yani nasıl yayın yapıyorsunuz dersiniz. Evet arkadaşlar, yani gerçekten normalde insanın insana olan bakımı kolay değil. Ve inşallah Rabbim tüm böyle evlerinde bakım yapan annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, yani tüm bakıcılara yardım etsin ve devletimiz de emeklilik hakkı, sağlık güvencesi hakkı tanısın inşallah. Çünkü sonuna kadar hak ediyorlar. Gerçekten yaşayan bilir. Evet. Şimdi sosyal yardım programlarımıza aylık ödemeleri artırıyoruz diye normalde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bir açıklama yaptı ve bizler de aile destek paketi yardımına da zam gelmeli diye bir gündem başlığı belirledik arkadaşlar, çünkü her şeye zam geldi. Yani asgari ücrete zam geldi, memur zam mı vesaire vesaire vesaire. Yani artık aile destek paketi yardımı da baya bir ne oldu? Yani azaldı. Yani bir markete girdiğiniz zaman en az böyle 500, 600, 700, 800'e yani en az almanıza rağmen çıkıyorsunuz. Ve bundan dolayı aile ve destek paketi yardımına arkadaşlar zam yapılsın istiyoruz ve bunu Türkiye gündemine taşıyoruz. Instagram hesabımız var, Engelsiz Medya TV. Orada büyük bir anket başlattık. Aile destek paketi yardımına zam yapılmalı diye. Destekliyorum butonuna mutlaka ve mutlaka basın arkadaşlar. Engelsiz Medya Instagram hesabımıza mutlaka ve mutlaka gelin. Yani bu birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye gündemi olabilecek bir konu. Sizlere öyle söylemiş olalım. Bu videonun açıklama kısmına da arkadaşlar Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızın linkini koyacağız. Evet, hemen devam edelim konularımıza. Evet, babasıyla maç izlerken yanlış takıma sevindiğini fark eden Mini'nin anlık olarak değiştirdiği tepki. Evet, gerçekten bu sabah buna çok gülmüştüm. Ama nasıl gülmüştüm? Yani size bunu izletmek istiyorum. Evet, bakalım. Evet, video açılmıyor. Neden acaba? Bir saniye. Hemen. İşte arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Oğlum da geldi şu anda. Doğru zannediyor ama babasının üzüldüğünü gördükten sonra bir anda böyle şey yapıyor. Evet, gerçekten önemli. Yani evet, düşük gelirli birey ve aileleri ihtiyaçları doğrultusunda destekliyoruz diye aile sosyal politikaların bir açıklaması da olmuştu. Görüyorsunuz, yaşlı aile 1997 liraya. %40, %70 engelli raporu olanların engelli aylıkları 1594 liraya, %70 ve üzeri engelli aylıkları 2392 liraya, evde bakım aylıkları 4336 liraya, set yardımları 3038 liraya, 18 yaş altı engelli yakını aylıkları ise
1594 liraya yükseldi diye açıklama yapmıştı Aile Bakanlığı arkadaşlar. Yani işte biz aile destek paketi yardımı gibi diğer sosyal yardım başlıklarına da yardım yapılsın istiyoruz. Esasında onu anlatmak için yani bu yayını yapıyoruz. Yine işsizlik ödeneğine hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvurmanız gerekmektedir. Evet, bu da çok önemli ve sık sık yaptığımız hatalardan birisi. Mesela bir özel sektörde çalışıyoruz. Arkadaşlar işi bıraktık. Yani 30 gün içerisinde işsizlik ödeneğine başvuru yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen İşkur'un yolunu tutmamız gerekiyor. Evet, yine Haklarını Ara Instagram sayfasından komşunuzun bahçesine taktırdığı kameralar sizin bahçenizi görüyorsa özel hayatın gizliliğini ihlalden suç duyurusunda bulunabilirsiniz diyor. Bu da benim yeni öğrendiğim haklardan birisi. Evet, engelli öğretmenler atama bekliyor. Engelli Öğretmenler Platform Başkanı Ahmet Güler maşallah arı gibi böyle. Yani genç, dinamik. Helal olsun kendisine. Buradan kendilerine sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. İnşallah engelli öğretmen atamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne de buradan yani kendisine iletilmiş. Engelli öğretmenlerimizi ziyaret etmişler. İnşallah engelli öğretmen atama sayılarını en az 5.000 sayısını bekliyoruz arkadaşlar. EKPSS atamalarının da ikinci bir kez yapılmasını bekliyoruz. Yani bunlar önemli. EKPSS atamaları ile ilgili de sayının biliyorsunuz 2.323 gibi bir sayı açıklanmıştı. Bu sayının da 12.000'e tamamlanması için yani ek bir seçimden önce atamanın olmasını arzu ediyor. 90 bin EKPSS ataması bekleyen engelli kardeşlerimiz. Yani bunu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın mutlaka ve mutlaka duyması gerekiyor. Yani seçimden önce eğer yani böyle tatmin edici rakamlar açıklanmazsa arkadaşlar, yani bu gerçekten içimizde kalacak. Yani öyle söyleyelim. Evet, devam edelim. Elif hocamız Instagram hesabından da 2023 KPSS sınavına girecek misiniz demiş. KPSS sınavına mutlaka girin. Bakın, bütün engelli bireylere sesleniyorum. KPSS sınavına girin. Şu anda EKPSS'ye çalışıp KPSS'ye girmiş ve KPSS'den memurluğa yerleşen de çok engelli kardeşimiz var arkadaşlar. EKPSS'ye hazırlanan herkes KPSS sınavına mutlaka ve mutlaka girsin. Yani KPSS sınavından engelli memur olarak atandığınızda engelli statüsünde yine çalışıyorsunuz. Bu size engel değil. Bunu da mutlaka ve mutlaka dipnot olarak sizlere paylaşmış olalım. Gelelim engelli sağlıkçılarımıza. Engelli sağlıkçılarımızda da çok güzel hareket var. Engelli Sağlıkçılar Platformu Sağlık Bakanlığı'nda engelli memur atamalarında çok düşük kontenjanlar nedeniyle yeterli düzeyde ataması yapılmayan engelli sağlıkçı adaylarının Sağlık Bakanlığı mağduriyetini dile getirdik diyorlar. Gerçekten önemli. Bravo engelli sağlıkçılarımıza. Sağlık Bakanlığımızın mutlaka ve mutlaka bunu görmesi lazım arkadaşlar. Artık duyun yani engelli sağlıkçılarımızın sesini. Valla bugün bu haberi ben gece okudum. Bill Gates yine Covid salgınının yanı sıra yani yine büyük bir salgının kapıda olduğunu söylüyor ve dünyayı uyarıyor. Yani bu da gerçekten önemli haberlerden birisi bu. Lakin ha bak buradaki farklı arkadaşlar hemen bu haberin altında bir Twitter'da ne demiş? İnsan yapımı ve Covid'den çok daha acımasız olabilecek sıradaki pandemiye hazırlıklı yapmalıyız demiş. Arkadaşlar yani ben Covid'i de yani Bilgeist'ten öğrendim yani öyle söyleyelim 1-2 sene öncesinden. Yani inşallah yani tabii böyle söylüyorlar ama
Neticede takdir Rabbimizin. Yani Rabbim bizi bu tip tuzaklardan, yani böyle salgınlardan korusun. Tüm ümmeti korusun. Allah'ın izniyle Rabbimize teslimiz ama tedbirli olalım. Yani şu süreçlerde yani mümkün mertebe dikkatli olalım. Sağlığımıza, sıhhatimize dikkat edelim arkadaşlar. Evet, Aydemir Akbaş sanatçı kanser hastalığına yakalanmış. Rabbim şifa versin. Gerçekten tüm hastalarımıza şifa versin. Yine devam edelim, devam edelim. Evet, Beyaz Ay Derneği'nin de arkadaşlar kampları var. Çok güzel Türkiye genelinde. Beyaz Ay derneklerimize de Beyaz Ay şubelerine mutlaka ve mutlaka başvuruda bulunun. Gençlik Spor Bakanlığı ile Beyaz Ay Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ücretsiz kamplar bu kamplar. Mutlaka ve mutlaka bu kamplara da katılın. Yani bakalım galiba yani bu kamp için. Evet, engellilere Türkiye Kart uygulaması geliyor. Bu da çok önemli haberlerden birisi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, engelli vatandaşların farklı şehirlerdeki toplu ulaşım araçlarından tek kartla faydalanmasına olanak sağlayan Türkiye Kart uygulamasını hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Evet, bakın bu çok önemli. Ben bunu önceki yayınlarımızda da söyledim. Yani Türkiye'de tek bir kart olmalı. Sadece yani bu belediyelerin inisiyatifine bırakılmamalı. Ve bu Türkiye'deki tek kart üzerinden tüm engelli bireylerimiz bundan faydalanmalı. Yani hiçbir otobüs şoförü de ya sen bu kartla binemezsin dememeli yani arkadaşlar. Evet, yine devam edelim. Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızda çekiliş var. Evet, bu çekiliş de çok önemli. Güzel hediyeler var. Bu cumartesi bu hediye çekiliş yapılacak. Arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Engelsiz Medya YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. 3 arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Ve Instagram hikayenizde de Engelsiz Medya TV Instagram hesabını etiketleyerek hikayenizde paylaşmanız gerekiyor. Peki hediyeler ne? Birinci çekilişte tripodlu canlı yayın seti verilecek. Bizim de kullandığımız bir canlı yayın seti bu. Bayağı da pahalı. Yani güzel bir hediye. Esasında ben de bu çekilişe girsem iyi olur. Ama bana çıkarsa hocam torpil yaptı dersiniz en iyisi ben girmeyeyim bu çekilişe. Evet, bir de güzel bir kulaklık var Starcom'un arkadaşlar. Kedi panjurlu ve üçüncü çekilişte de selfie çubuğu var. Evet, Instagram hesabımız çok faydalı arkadaşlar. Yani çoğu yayınlarımızı oradan yapıyoruz. Mutlaka ve mutlaka Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızı da takip edin. Bu videonun açıklama kısmına da arkadaşlar yani Instagram hesabımızın linkini koyacağız. Haberlerimiz bunlar da. Yani uzun zamandır yayın yapmadığımız için böyle hızlı hızlı bir yayın yapalım istedim sizlere. Dua edelim inşallah birbirimize. Dua edelim Allah'ın izniyle arkadaşlar. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle sizlere şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızdaki Türkiye Aile Destek Paketi yardımına zam yapılmalı anketimize mutlaka ve mutlaka oy verin arkadaşlar. İnşallah Türkiye gündemine getiriyoruz bu konuyu. Allah'a emanetsiniz.